Diğer önemli konulardan bir tanesi bu yapay zeka ile doğrudan alakalı ve yakın gelecekte de çok önemli olacağını düşündüğüm başlıklardan bir tanesi olan Swarm AI. Swarm Intelligence olarak da araştırabilirsiniz. Bu aslında kolektif beyin oluşturma çalışması diyebilirim. Mesela birden fazla herhangi bir şey var. Veri kaynağı olarak öğrenme, robot ya da drone ya da otomobil herhangi bir şey. Bunların ortak bir zeka olarak davranabilmesi ve ortak bir zekayı oluşturabilmesini sağlayan bir konsept çalışma diyelim. Yıllardır üzerinde çalışılıyor bunun da. Ve bu günümüzde en çok kullanıldığı alanlardan iki tanesi robotik ve diğeri de drone çalışmaları. Daha çok bunun tabii ki savunma sanayi ile doğrudan alakası var şu an. Mesela Türkiye'nin de kullandığı, ürettiği dronlar, İHA'lar, SİHA'lar, insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı çalışmaları gibi. Bunlarda da swarm çalışmaları yapılıyor. Hatta testleri yapıldı. Bununla ilgili bazı kaynaklar göstereceğim. Ve ilginizi çekiyorsa sadece bu alana bile odaklanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Mesela şu an ekranda gördüğünüz görselde dronlar var. Dronlar tabii ki burada biraz daha çevresel faktörlerle alakalı olarak kullanılıyor. Mesela diyelim ki şu anki görselde bir yangın çıkmış. Bu yangını analiz etme konusunda. Birisi bir ekran, bir alan gördüğü zaman, herhangi bir sorun gördüğünde ya da bir şey öğrendiği zaman, algoritması neyse artık, onu diğer dronlara bildirebiliyor. Hepsinin aynı yerde olmasına gerek yok. Aynı şekilde şu en arkadaki de diyelim, bir şey gördüğünde, fark ettiğinde oradaki çıkarımları, bilgiyi, öğrendiği şeyi diğerlerine aktarabiliyor. Bu sayede de aslında bir ortak beyin oluşmuş oluyor. Birinin öğrendiğini diğerleri de öğreniyor. Haliyle 1.000 tane varsa 1.000 tanesinin tek bir beyin gibi öğrenme süreci çok daha hızlı oluyor diyelim. Bununla ilgili bir video göstereceğim. Bu STM'nin Türkiye'nin savunma sanayi alanında çalışan firmalarından bir tanesinin hazırladığı video. Kendi ürünüyle alakalı. Ondan sonra da robotikle alakalı bir iki video göstereceğim. Thank you.
Bu videoda gördüğünüz araç savunma sanayi tarafından, yani savunma sanayi odaklı geliştirilmiştir ama sadece savunma sanayinde kullanılmaz bunlar. Mesela bir yangın bölgesinde de aynı şekilde kullanılabilir. Tarım ilaçlama tarafında da kullanılabilir rahatlıkla. İnsani yardım amacıyla da kullanılabilir. Bunların hepsi yapılabiliyor. Sadece bu bir tekniktir. Swarm AI. Bunu istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bir iş makinelerin koordinasyonunda bile kullanabilirsiniz aslında. Bu bir diğeri de robotik tarafta çok sık kullanılıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela bir fabrikada diyelim 1000 tane robotunuz var. Bu robotlar belli üretimi, belli şeyleri tekrar ederek sürekli üretim yapıyorlar. Ürün üretimi. Ama robotlar nihayetinde insan gibi sürekli öğrenmesi gereken şeyler. Öğrenmesi gereken çalışan diyelim bunlara. Ve sadece insandan tek avantajı, insan bireye bağlı olarak çalışıyor. Yani kendi öğrendiği şeyi, tecrübe ettiği deneyimi diyelim, bir başkasına ya da başkalarına aktarmak için zaten eğitim süreci gerekiyor. Bilgiyi aktarma tarafı eğitimle gerçekleşiyor. Ama robotlarda Swarm AI çalışmaları yaparak aslında bunların öğrendiği anda, tecrübe ettiği anda diğer 1000 tane, yani 999 tane robota aynı bilgiyi, tecrübeyi aktarabilme yeteneği var. Aynı şekilde 999 tanenin de birbirleriyle olan bu tür bağlantısı var. Öğrendiklerini diğerlerine aktarabiliyor hızlı bir şekilde. Bu sayede çok daha hızlı öğrenme süreci olabiliyor. Aynı zamanda dün bahsettiğimiz mesela simülasyon çalışmaları vardı. Simülasyon üzerinden öğrenme çalışmaları. Onu da şöyle kullanabiliyoruz robotikte. Mesela robotik daha donanımı çalışmaya başlamadan önce bunun bir beyni var. O da bir yazılım aslında. Ve o yazılım simülasyon ortamında, normalde fiziksel ortamda diyelim 15-20 saniyede yapacağı, belki bir dakikada yapacağı şeyi simülasyon ortamında saniyeler içerisinde binlerce kez yapabilir. Bu sayede o sanal gerçeklik ortamında da gerçek bir öğrenme süreci sağlanabilir robotlara. Oradan elde ettiği tecrübeyi de diğer bütün robotlara aktarabiliyor olacaktır vesaire. Bir başka örnek. Assembler robot. Bu da çok güzel örneklerden bir tanesi. Burada aslında bir inşa süreci geçerli. Robotlar ekranda gördüğünüz gibi kutuları, kutu gibi kare görünümdeki şeyleri alarak, bunları taşıyarak belli yapılar inşa ediyorlar aslında. Bunun videosunda Atilla'nın sorusu, bunlar aslında bir nevi artificial super intelligence değil mi diyor. Bu değil. Bu bir ortak akıl oluşturma çalışması ve bununla ilgili bazı algoritmalar var. O algoritmalarda gene biyomimetik konusu ile doğrudan alakalı. Ve bunların algoritmalarını araştırırken şunları göreceksiniz. Hep bir hayvan ismi vardır. Mesela arı odaklı yapılan çalışmalar, arı koloni çalışması gibi ya da bir karınca çalışması ya da balina gibi. Çünkü bunun nedeni tamamen o hayvanların birbirleriyle olan iletişimi ya da koordinasyon teknikleriyle, onlardan yapılan çıkarımlarla aslında bu teknikler geliştirilmiştir. Ya da yarasa mesela aynı şekilde. Bunlar öğrenme sürecini kolaylaştırır. Eğer onu kastediyorsan doğru, ama süper intelligence çok çok farklı bir konu. Bir video daha var.
Burada bir piramit oluşturuyor ve piramidin her bir basamağını inip çıkabiliyor onu oluşturmak için. Ve bunu öğrenerek yapıyor. Birden fazla robot aynı şeyde çalışabiliyor piramitte, dikkat ederseniz. Tek robot nasıl yapar, dört tanesi nasıl yapar gibi farklı algoritmalar var. Bu Swarm AI, size birkaç tane kaynak verdim burada. YouTube'dan da inceleyebilirsiniz. Gene çok derin bir konu. Ve daha çok dediğim gibi hem üretim tarafında kullanılacağını öngörüyoruz. Hem de savunma sanayinde zaten kullanılıyor. Ve dünyada açıkçası hemen hemen her yüksek teknoloji dediğiniz şey aslında savunma sanayi tarafından gelmiştir. Onun için tasarlanmıştır. Oradan bizim kullanımımıza gelmiştir diyebilirim. Burada da mesela bizim hedeflediğimiz çalışmalardan bir tanesi endüstri odaklı robotların öğrenme sürecini genele yaymayı sağlamak. Yani robotik bir öğrenme gerçekleştiriliyor. Belli teknolojilerle, belli kurallara göre ürünler geliştiriliyor, hizmetler geliştiriliyor. Bunların tecrübesini paket olarak daha genele yaymayı sağlamak. Mesela Dark Factory çalışmalarımızdaki başlıklardan bir tanesi bu. Akıllı şehirlerde Swarm AI kategorisine girer mi? Doğrudan konsept olarak girmez. Şöyle olabilir. Orada diyelim ki akıllı şehir konsepti içerisindeki örneklerden bir tanesi. Işıklandırma, aydınlatma direkleri. Ve bu aydınlatma direkleri de tabii ki her sokakta farklı farklı kurallar öğrenebiliyor olabilir. Mesela orada kameralar olabilir o direklerde ve örneğin kameradaki herhangi bir action'a göre ışıklandırmayı açabilir, azaltabilir ve buradaki elde ettiği tecrübeleri de diğer şehirlerdeki ya da şehrin diğer bölgelerindeki binlerce kameraya aktarabilir. Binlerce aydınlatma direğine bu tecrübeleri aktarabilir. Burada ne kadar gerekli olup olmadığı konusu detaylarda saklı aslında. Hani gerekli değilse yapmamak gerekiyor. Bu alanda mesela çalışanlar var. Bu aydınlatma direkleriyle alakalı. O tamamen ayrı bir uzmanlık. Yani bu alanda uzmanlaşmış kişiler var. Ama genel konsept olarak bir şekilde farklı bir şehre uygulanabilir bir öğrenme sürecinin olması gerekiyor. A şehrinden B şehrine aktarabileceğin ya da A nesnesinden B nesnesine aktarabileceğin bir tecrübe, bir bilgi ortamı varsa yapabilirsin. Ne olduğu hiç önemli değil. Bir diğer örnek mesela insansız otomobiller. İnsansız otomobillerde bu uygulanabilir ama ticari sebeplerden dolayı epey zor. Tabii markalar arası uygulanabilirlikten bahsediyorum. Örneğin Tesla otomobili bunu yapabilir. Yapıyorlar mı bilmiyorum. Ama yapmıyorlarsa büyük eksik, ciddi. Çünkü her bir aracın yolda kişisel tecrübeleri oluyor. Birçok şey öğreniyor, gözlemliyor, hatalar yapıyor vesaire. Oradan edindiği bilgiyi, tecrübeyi diğer araçlara aktarabiliyor olması gerekiyor. Hatta farklı markalar arasında bunun yapılması gerekir ama ticari sebeplerden dolayı bu çok zor iş. Birbirlerine bunu yapmayacaklardır diyebilirim.